Şimdi Ankara'da bir takım değişiklikleri yaptık. İnsanlar bunu fark ediyorlardır. Yani steak kebap ve burgeri birleştirdik. En büyük sorunlardan biri 3 kişi ya da 5 kişi ya da 6 kişi yani bir aile yemeğe gitmek istediğinde, bir akşam yemeğine gitmek istediğinde ailenin içinde biri steak yemek, biri kebap yemek, biri burger yemek istiyorsa bu evde sorun yaratmaya başlıyordu. Lütfen bu konsepti birleştirin ve biz evden çıktığımızda evde kavga etmeden çıkalım. Huzurlu, mutlu bir şekilde çıkalım. Gittiğimiz yerde herkes ne istiyorsa onu bulabilsin. Çünkü sonuçta etten üretilen ürünler olduğu için. Ve bu konseptin tamamına da biz çok hakim olduğumuz için ya bu niye olmasın dedik. Steak, kebap ve burgeri bir dükkanda buluşturarak bence Türkiye'de ilk kez böyle bir konsept olmuş oldu. Biz mutluyuz, onlar mutlu, herkes mutlu. Herkes zaten çok mutlu olsun. Heyecanı yok bize, insanlara o zaman mutluluğu yaratamıyoruz. Enerji ve sinerji. Biz enerjiyi yaratıyoruz, sinerjiyi Mehmet abi. Müthiş ekran. Müthiş bunlar, müthiş. Yok öyle bir şey, yok. Evet. İyi et, insanı mutlu eder. Aman. Nasıl bir şey bu? Evet. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Allah'ım bu nasıl bir şey? Yani nasıl bir şey bu? Böyle bir şey. Neredeyiz? Ankara'dayız. Ankara Filistin Caddesi'ndeyiz. Günaydın. Steak ve kebap. Steak ve kebap. Bakın. Evet. Tekrarlıyorum. Steak ve kebap. Beraberiz. İkisi beraber. İki konsept beraber. İnanılmaz işler yapılıyor. Ve eğer bunları görmek, tanımak, bunları yemek istiyorsan, satmak istiyorsan mutlaka buraya gel. Neler yaptılar? Tüm misafirleri İnanılmazlar. İnanılmazlar. Yok öyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Ağlıyor. Tüm yakından çeker misin? Mutluluk gözyaşlarını bir görmek istiyorum bunu. Mutluluk gözyaşları. Bakın. Şıpır şıpır. Aman Tanrım. Aman Allah. Bugün gelin. Güzel Ankara. Hürsün Caddesi. Günaydın. Yaptığınız her şeyi, ya yemeği ya da eti, eğer siz kendiniz yiyormuş gibi bu ruhla yapmıyorsanız olamaz. Şimdi elimde görmüş olduğunuz eti görüyorsunuz. Dünya standartlarında bir et. Evet, bu standartta bir eti elde edebilmek için bir çiftliğe ihtiyacınız var. Balıkesir Gölü'nde 10.000 başlık çiftliğimizde buğdanları üretiyoruz. Çiftliği özellikle herkesin görmesi gerekir. Evet, mavi bayraklı bir çiftliktir. Hastalıklardan muaf bir çiftliktir. Ve orada mutlu canlılar yaratıyoruz. Sonuçta bize bu kadar muhteşem etler veriyorlar. Bakın bu bir dry aged olmuş ve dinlendirilmiş bir et aynı zamanda. 28 gün dinlendirdikten sonra bu hale gelir. Ete baktığınızda mesela şöyle göstereyim. 28 gün durduğunda bu et böyle kararıyor, simsiyah oluyor. Ama bunun içinde hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece daha yumuşak, daha lezzetli ve daha aromalı bir et haline geliyor.
Şimdi bir dilim Dallas steak ya da ribeye steak dediğimiz parçamızı kestik, temizledik ve de artık ızgaraya gidecek. Artık bunun son şeyi hop ızgara. Hemen ızgara. Hop ızgara.